Bugün dört yolda Harici Eskil abimizi ziyarete geldik. Cenab-ı Hak iftarı burada açmamızı nasip eyledi. Bizim buraya geleceğimizi duyan Feyzi Çolak abimiz Harici, 50 yıllık bir dostluğumuz var. Ali abimle de öyle. Hep beraber güzel bir iftar yaptık. Ev sahipliği yaptı Ali abim, sağ olsun. Bu arada hem Harici hem de Kanaryacı dostum Hasan Gözümenli abimizle de beraber olduk. Efendim, şimdi Ali abimizin iş yerindeyiz. Van Yüksel Çata, Van Başkale'nin balını açacağız. Allah nasip ederse burada Feyzi abim, Hasan abim bir balla kaymak ikram edecekler. Kristalize olmuş balımız. Kaymağımızın başına koyuyoruz. Bu balda şeker işi yok. Saf bal. Bu konuda ustamız Feyzi abim bilgi versin. Kaliteli, yüksek yaylanın balı, donan balığa herkes inansın. Bu zamana kadar birçok arkadaş da balımız donduğu için bize bizi şikayet ettiler. Bilmeyenler. Evet, biz bunun tanıtılmasını istiyoruz. Bilmeyenler. Yani gerçek Arun'un yaptığı balın mutlaka kristalize olacağını. Yıllar önce, bundan 1985-86 yıllarında Antakya'dan buraya donmuş bal almaya gelirlerdi. Donuk bal var mı? Evet. Derlerdi. Balın iyisi donar. Bal alırlardı. Ama o zaman millet şeker balı diyordu donmuş bala. Hakki bal ama şeker balı diyorlardı. Daha sonra bu anlaşıldı. Kristalize oldu. Anlatıldı. Medyanımız için televizyon kanalları bu şekilde söylendi. Milletimiz şimdi inanmaya başladı ama yani balın kristalize sapma şekli zor. Eritiyoruz balı bozmadan, hafif ısıyla bal eritiliyor, doğumuna getirilip satılıyor. Herkesin yapabileceği bir tahlil vardır. Her canlının balda. Kimin neresi ağrıyorsa ağrısın, ne türlü ağrı olursa olsun. Bir bardak suya yarım kaşık balı eritsin, içsin. Yarım saat sonra o ağrı morfin iğnesi gibi keser balsa. Ali balı, veli balı falan balı değil. Balsa, sağlam balsa, arının yapması, hakiki balsa, peygamberimizin tavsiyesi, talil bu. Evet. Şimdi benim iş yerimde satışımın %50'si kristalize bala döndü. Var mı? Evet. Telefon açıyor. Diyor, o kristalize baldan istiyorum. 2 kilo diyor. Gönderiyoruz, teşekkür ediyor. Diyor ki biz bu zamana kadar bal yemezmişiz. Yani insanlara faydalı olan balın minerali bu balın içerisinde. Eğer bu eritmede, ısıtmada bir eksiğimiz, bir yanlışımız olursa da bu balın minerallerinde ölme durumu var. Onu garantiye almak için bu kristalize balı tüketmek, yemek daha efsane. Daha faydalı. Evet. Daha güzel. Doğrudur. Ballarımız hani donduğunda hem ambalaj etmesi zor oluyor, hem satışta zorlanıyoruz. Bunun için özel
fırınımız var. Balı fazla ısıtmadan. Düşük ısıda. Düşük ısıda. 45 derecede geçmeyecek şekilde. Hocam buyur, ben ikram edeyim. Balı bana eritip o şekilde pazarlıyoruz. Ve çok şükür olsun balın minerallerini öldürmeden, balın değerini düşürmeden sayın vatandaşlarımıza, halkımıza balı sunuyoruz. Ağırlığı ile milletimiz diyor, vitamini ölmeden, değeri kaybolmadan, mineralleri bozulmadan balı pazarlıyoruz. Çok kimse de bal hakkında bal veya değer, şeker balıymış diye konuşmasın. Yazdık, kendine yazdık. Evet. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Bal şifa. Bal da güzel balmış. Bu arada da Mehmet. Kestane balımız, keçi boynuzu, maydanoz balımız. Bu maydanoz balı da her sene de olmaz. Maydanoz balına bakabilir miyiz bir? Tabii. Maydanoz balının rehası nasıl oluyor? Maydanoz balı biraz ağır bir bal. Yani tat olarak, aroma kestane olarak. Kestane balına benzer bir aroması evet. Vardır. Ağır bir bal. Ama vitamin, mineral değeri çok yüksek olur. Evet. Çok besleyici olan bir baldır. Bölgemizde de Mehmet. Bu Samanda. Evet. Yani bu Hatay'a özgü bir bal. Arsuz yöresinde, Samandağ yöresinde maydanoz tarlalarında maydanoz tohuma bırakılır. Nusret amcam, maydanoz balı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Maydanoz balı Hatay bölgesinde. Aroması da kestane balı andırır. Polen sayımı da biraz çok yüksek. Diğer ballara göre yüksek. Çok yüksek. Kalorisi yüksek bir bal. Evet. Biz de bugün kestane balımızı aldık. Sağ olsun Ali abimden. İnşallah yarın bir saat sonra yola çıkacağız. Biz de kestane balımızı dostlarımıza orada ikram edeceğiz. İnşallah. İnşallah.